Soru yok, hayır. Ben bir kayıt tuşuna daha basayım. Soru cevaplarımız ne? Belki de nasıl söyleyeyim? Hani bu yayını kaçıran ama sorusu olan aynı soruya denk getirecek işte sorular falan vardır. O yüzden ben Q&A session olarak koyabilirsin. Aynen Q&A session gibi. Gerçi yayında birkaç kere aralara girdik ama soruyorum. Konuyla biraz alakalı, biraz alakasız. Alliance oynamadığım için bilmiyorum. Waycrest'teki adam Gorak Tul vardı ya. Evet. Kimdi o? Ne ayaktı ve ne oldu ona? Soru 1. Şimdi güzel bir soru. Eksik cevap vermemek için hemen dayanaklı. Ben şöyle gireyim ona. Arkadaşlar Witcher oyununu oynadınız mı bilmiyorum ama Witcher temasında işte Witchcraft ve Death'le ilintili, yani Death'e bağlı olan bir karakter de o. Mesela biz N'zoth gibi işte etrafta Corruption'larını falan görüyorduk onun. Ya da ormana verdiği zararları görüyorduk. Alo. Gorak Tul kimdi diye bir soru geldi. Onu cevaplıyoruz Murat'tan. Death'le ilintili olan bir şeydi ama hala ne oldusunu bilmiyoruz açıkçası. Farklı, o da değişik bir realde bu. Tamamen Shadowlands içinde hatta yani. Yok Death'le bağlantılı. Direkt Death'le bağlantılı da onun da kendi realde var. Murat abi mikrofon. Şey oynasın mı? Sen bir ayarla. Söyleyeyim mi? Söyle abi. Sen anlatıyor musun? Yo söyle. Gorak Tul aslında bir Raikul. Evet. Bunlar ama eski bir ırk. Drust ırkı. Ve Kul Tiras'ın insanlar gelmeden önceki hakimi bu Drust ırkı. Bu Drust ırkı zaman içerisinde büyü yeteneklerini geliştirirken ölüm büyülerini kullanabileceklerini keşfediyorlar. Ve bu ölüm büyülerini geliştirerek şu anki formlarına bu Drust hallerinin işte evrilmiş bizim gördüğümüz haline dönüşüyorlar. Ve bu nasıl diyeyim, kullandıkları güçler sayesinde Shadowlands'e benzer, hatta bağlantılı olduğunu düşündüğümüz ama bunun lore'da bir kanıtlı bağlantısı yok. Ama Shadowlands'e bağlantı kurup oradan güç çekmeyi ve o güçleri en ilkel seviyede kullanmayı öğrendiklerini öğreniyoruz bir şekilde. Henüz yok diyelim hani. Henüz bir... aynen henüz yok. Shadowlands gelince mutlaka olacak. Çünkü efektleri bile aynı. Yani bütün böyle parlama şeyleri falan bile aynı. Hatta Kultiran humanların druid olabilmesi de gene bu Drust'lara bağlı. Drust'ların bir kısmı bu ölüm büyülerini kullanmayı reddediyorlar. Ve dışlanıyorlar kendi kabilelerinden ve doğa büyüleriyle ellerindeki yani bildikleri büyü bilgisini birleştirip druidik bilgilere ulaşıyorlar ve onları işte form değiştirmeyi, doğa büyülerini kullanmayı, druid bilgilerini öğreniyorlar. Bunları da sonradan insanlara aktarıyorlar ve o insanlar da druid olabiliyor bu sayede. Ama temeli Drust temelli olduğu için formları da aynen Drust gibi. Yani onların formlarının sebebi de bu. Bir olayı var. Gorak Tul da bu işi ilk yapan, o ilk Raikul kabilesinin ilk lideri diyeyim artık yani. Dini lideri. Bir arkadaş bana sormuş. Alliance Vurum'da mı oynuyordu? Evet ben. Evet. Shadowlands Alliance Vurum'da ve Hort'ta da oynadım. Hani beni nerede hatırlıyor merak ettim şu an. Yazabiliyor muyum? Çok kulüpleştirdim de isim okudum. O zaman ben bir sonraki soruya geçiyorum. Diyor. Tamam. O zaman bir sonraki soruya geçiyorum. N'zoth'un gücünü kıyafetlerde kullanıyoruz. Hani bu Corruption'la ilgili soruyor. N'zoth bize gücünü baş mı ediyor? Yani bize mi veriyor? Yoksa o bir hani nasıl söyleyeyim yozlaşmış bir silahta biz onu bastırarak kullanıyoruz mu o yozlaşmayı? Aynen gücünü ona karşı kullanıyoruz. Onu Yani o aslında alıp da bize al sen bu gücü bana karşı kullan demiyor yani. Tabii öyle bir şey yok. Yani N'zoth'un etkisinin etkisinin olduğu şeyleri biz kendi kontrolümüz altına alıp onun gücünü N'zoth'a karşı kullanacak şekilde çeviriyoruz diye düşünün. Zaten Corruption'ı belli seviyeye indirmezseniz aslında N'zoth'un gücü geri de tepiyor. Corruption'ın Titan'ların mantığı biraz da o. Essence olayı yüzünden başka karakter kasamıyorum. Sizce bu Essence olayı, ben soruyorum soruyu. bir account wide olayı getirilir mi? Yama yani expansion sonuna doğru özellikle yani, 9.0 gelmeden 9.0'da, önce. 9.0'dan önce gelmez. 9.0'da gelir. Aynı şey gibi olacak. Legion'da artifactlerin en son quest'i yapınca nasıl evet, hepsi coştu. Aynı öyle bir evet, şey yapacaklar ve bence önemi bitmeden önce işte Essence olayını, çünkü o dakikadan sonra kimse kasmayacak muhtemelen. Sadece Essence yani son 2 ay kala falan yani. Ha, aynen işte son 2 ay 3 ay kala 9.0 gelince açacaklar. Peki tam olarak ne kadar süre var Shadowlands'ın çıkmasına, özür dilerim. Ben Eylül gibi tahmin ediyorum en erken. Yani görünen o. Eğer Eylül gibi çıkacaksa da Mart gibi en geç alfanın başlaması lazım. Mart'ta alfa başlarsa yaz öncesi de beta'nın başlaması lazım. Haziran'dan önce. Yani öyle düşün işte. En az bir 3 ay çünkü beta'nın sürmesi gerekiyor. Expansion çıkış seviyesine getirebilmek için. Ben de şöyle düşünüyorum. Bu arada arkadaş evet chat'te almış. Old Republic'le beraber oynadık. Silver'da. Bence şimdi bu konuştuklarımıza bakarak bence cidden Şubat'ta kadar geri çekmesi lazım bence. Blizzard Alfa'yı bir hype göndermek için. Ve şöyle diyeyim. Şubat'ta gelip belki de Aralık'ta çıkması lazım. Eğer iyi çıkacaksa. Öyle hani olabildiğince erken gelip orada olabildiğince kalması lazım. Ve Beller'ın çok doğru bir yorumu var. Ne kadar eleştirsek de. Diyor ki BFA'da, Alfa'da hiç sesimizi çıkarmadık Azerite Harmonlara. Gerçekten öyle bir durum var. Yani kötüydü ve söylenmemiş. Bu kez kötü olduğunu düşündüğümüz her şeyi acımasız hani çok ciddi eleştirmemiz lazım ki aynı şeyler yaşanmasın diyor. Çok doğru. Yani evet, o mantıklı zaten. Yani, olabildiğince uzun durması lazım eğer gerekiyorsa alfada başında, ama o lore spoilerlarının ve gameplay özelliklerinin artık biraz gelmesi lazım. İşte çok iki ucu keskin bir durum yani. Evet. Yani bunu çok iyi ayarlamaları lazım. Eğer ki son patch uzun sürerse görüyoruz ki üye sayısı düşüyor ve artık hani WoW bunu kaldıramayacak seviyeye geldi. Yani tamam, şu anda Battle for Azeroth hani klasik de sayesinde 10 milyonu tekrar geçti muhtemelen, açıklanmasa resmen hani öyle bir durum var ama yine de bu düşüş çok hızlı olur. Birden herkes bırakırsa evet, sonuçta alternatif daha fazla şu an. Bir anda 1 milyona düşebilir yani. Ya, Essence'lerde anime var. Düşmez de 3'lere 3'lere rahat düşer yani. Bu Essence'lerde anime muhabbeti var ya, HP'ni falan arttırıyor. Özellikle tanklar bayağı da kullanıyor. Onun Shadowlands'teki gelecek anima power'la alakası var mı diye soruyor. Ya, olabilir. Çünkü yani bir bağlantı var gibi gözüküyor. Koruyucu bir gücü var. Yani hatta tank etasında da Anima of Life and Death. Evet. Yani zaten şey de oldu ya işte bu, eğer ki Shadowlands'ı ön sipariş yaptıysanız görev yapabiliyorsunuz ya. O görevde anime aslında hani teknik olarak oyuna girdi. Artık anime var. Hı-hı. O anime olabilir yani. Gayet mantıklı çünkü aynı yani mantıklı. Hani Blizzard'ın boşa koymadığı iddiasını da yapıyorsak burada aynı haftalarda. Tabii tabii. Ya, anime yerine başka bir şey diyebilir miyim? Diyebilirlerdi evet. Yani Life Force derdi, bir şey derdi. Evet. Gene Azerite falan derdi. Biz neden bahsetmedik ya? Hı. Söyle. Şimdi Katalist'in paylaşımını görünce aklıma geldi. Vratia'nın bu Garrosh suçlaması yaptığı sinematik hakkında şey yazmış. Zalatat'ın bir whisper'ı vardı da şey diyor. Evet. Kardeş şehrimden bazılarıyla bu savaşla karşılaşabiliriz. Hani bu benim hoşuma giden bir ihtimal. Çünkü onların gücü benim olacak ve bana yaptıklarını çok uzun zaman önce bana yaptıklarını ödeyecekler. Bir dakika. Benim için bir şunu kopyalayıp yapıştırmışsın. Nerede onu okuduysan. Dur, ben bulup onu sana. Yok, buldum. İngilizce ama. Olca. Ben yazamıyorum. Yo yani. Söyle tekrar. Yapıştır dedim. Şeye chat, bizim chat'e at, oradan paste edelim. Ya da ben atıyorum şimdi. Dur, yok, buldum. Kopyala yapıştır. Nerede o yaz okuduysan. Bir yerden okudun sen onu. Hani. İstersen geliyor. Ben direkt kaynağını atıyorum. Peki o zaman ben bu işlem gerçekleşirken bir soru sorayım. 8.3'ten 9.0'a geçiş sırasında Şükrü'nün sorusu. Hikayesel anlamda bir ara geçiş bir şey gelecek mi? Olması lazım. Başka hiçbir şey şu an olması gerek. 9.0'ın amacı o zaten. Yani sadece teknik değişiklikler olmayacak. 9.0'da bu arada level squish geliyor. Hepimizin level'ı 50'ye düşecek. Evet. Bütün item'lar düşecek. Bütün rakamlar düşecek. Artı class değişiklikleri geldi. Shadowlands öncesi class değişikliklerinin hepsi gelecek. Artı evet. O konuda gelecek. Yani kendinizi hazırlayın ona. Hangi konu? İşte yani 9.0'a bağlantı konusu. Benim tahminim Sylvanas'ın işte Bolvar'la karşılaşmadan önce ne yaptıysa o gelecek. O sinematiği kastediyorsun zaten. Tabii. Shadowlands sinematiği çünkü bize çok ileriden gösterilen bir görüntü. Çok önde. Ve hani yani şöyle bir detay da var. Önce mutlaka bir şey olacak. Ya John Berg biz de aynı kanıdayız da işte bastıra bastıra 8.3.5 olmayacak dendiği için. Yok, resmi açıklama var. Onun şeyi attım. Hatta resmi açıklamanın olduğu röportajın linkini attım yukarıda. Ve hani şu detayı da vereyim. Legion'dan itibaren prepatch'lerde cidden ağır olaylar olmaya başladı. Onu bir daha atma. Diyorum. Legion'dan itibaren prepatch'ler cidden böyle çok ağır ve çok sansasyonel olaylara yol açmaya başladığı için Shadowlands prepatch'inden de bir şeyler bekleyebiliriz. Yani olmaz. Scourge saldırdı, geri püskürttük olmaz yani. Yok, boş geçmez. Evet, kesin bir konu olacak yani. Hatta yine çok tartışmalı bir şey olacak abi. Belki yine çizgi roman, ve getirirler o. Kitap da gelebilir. Kitap da değil. O paketin önemli karakterlerinin vurgulandığı animasyon serisi. Evet. Bu kez adını yapıyorlar değil mi? Shadow Bringer inadına. İyice sinir etmeksin. Takip için teşekkür ederiz. Diyor ya I may seem like. Ay konuşamadım. Yok hayır o Zalatat'ın dediğini diyorsun değil mi? Evet, nerede karşılaşacak? Where? O kendisi zaten bunu deyip gidiyor. Yani ama nerede? Bunu Dagger'dan çıktıktan sonra diyor. O da artık buzdolabından ne zaman çıkarılacaksa. Aynen. Zalatat tekrar karşımıza ne zaman gelirse o zaman göreceğiz. Okay. Bir dakika, ben o şeyi atıyorum. Bu ara soru gelmiş. O zaman Zalatat Void Lord'ların bu dünyaya asıl gönderdiği ama araya 4 Old God girince aralarındaki kapışmayı kaybeden Old God diyebilir miyiz? Ya da ben biraz daha ileri götüreyim mi? Götür. Zalatat bu dördünün merkeziydi. Zalatat bunların hepsinin kaynağının olan canlıydı. Bunlar Zalatat'tan kopabilmek için bunu yaptılar. Dörde ayrıldılar. Abi Zalatat'ın Blood Elf olması ne olacak? Ya o Void Elf hatta. Ama o bu teoriye bir şey atmayalım. Ben şu an çok onda şöyle bir şey var. Yani Yesaraj'ın söküldüğü yer merkez gözüküyor ama genel bir problem var. Azeroth'un arkasını hiçbir zaman görmedik. Evet. Gezegenin arkasında ne var bilmiyoruz. Öyle bir durum var. Göreceğiz. Aslında gördük. Argus'ta o dünya gezerken gördük de olabilir. Yani dünya dönerken. Kapalı üstü. Yani ne olduğunu görmüyoruz orada. Hani Titanlar onu o an gelip Titanlar yapmış ya. Onlar geldiğinde çoktan bunlar Zalatat'ı tüketmiş olabilirler. Yani benim aklıma şu an böyle bir şey geldi arkadaşım söylediğinde. Cidden yani Zalatat bunların bu en ana olup bunlar ondan kurtulmak için bunu yapmış olabilirler. Zalatat da o yüzden bu kadar nefret duyuyor olabilir. Bunu bir yere yazın. Bunu şu an ben soracağım şimdi yaptım, kreditledim. Olabilir yani. Blood Elf olmasının sebebi şu. Abi knife'uydu yani. Zaten seksiydi. Gerekiyordu. Kim bir şey olsa olmazdı yani. Hum'un olmazdı. Hum'un yetmezdi abi. Void Elf olmazdı. O yüzden. Ona bir anlam yüklemeyin. Pyromancer yükledi. Yuh dedim. Ne alakası var? Hiçbir alakası yok. Knife olduğu için. Faceless One da yapabilirlerdi yani. Peki benim bir sorum var. Hem kısa sorum var. N'zoth nasıl bir evren? Ben anlamadım. Ben Shadowlands gibi düşünüyordum N'zoth'ı. Başka bir... N'zoth Emerald Dream gibi düşün. N'zoth aslında bizim dünyamızın farklı bir versiyonu. Ama yani yansıması mı oluyor? Yansıma değil. N'zoth'un alternatif hali. N'zoth'un hayal ettiği versiyonu. Evet. Yani bizim dünyamızın N'zoth'un hayal ettiği versiyonu. Okay. Teşekkür ederim. Ama bir şey diyeceğim. Şeylerin, ölümlü ırkların hiçbir zaman var olmadığı versiyon. Görkem şey diyeceğim. Hı-hı. Sen üzerine basarak Shadowlands ile alakası yapıyorsun da. Neyi? Ben bu hani Shadowlands gibi değil diyorsun da Emerald Dream'e benzetip. Ben üzerinde basarak şu örneği tekrar vereceğim. Chronicles'ta güçler haritası var ya. Hı-hı. Orada Azeroth'a hem Shadowlands hem de Emerald Dream bir sprenle bağlanıyor. Onun için bence onları ayıramaz. Ama yapıları farklı. Birileri Major Power gibi gözüküyor. Üst seviye. Ama yani, ya Emerald Dream'de Emerald Dream'in öyle olmadığını biliyoruz ama. Yani Emerald Dream'i sonuçta ayrıca yaratılmış. O, yani esas mesela Azeroth'un oluşumunda olan bir şey değil. Ama Shadowlands Azeroth'tan önce de sonra da olan bir şey. Ve sonsuz hani, diye tarif ediliyor işte. Öyle düşün. Evet. Ama yani, kapsayıcı bir evren gibi. Yani o. Emerald Dream. O zaman şöyle düşünmek lazım. Bu kapsayıcı evren bile bir noktada Azeroth'a bağlanmak zorunda kalmış. Yani bağlanmak değil, kapsadığı için, yani içinde olduğu için bağlı zaten. Azeroth da ona bağlı. Yani şöyle düşün. Hücrenin merkezi şöyle göstermişler. Hani Shadowlands'la Emerald Dream'i kesiştiği yer gibi göstermişler. O tesadüfi bence. Yani anladım da dedin de biraz yani o şekle anlam yüklemece oluyor yani. Yoksa yani bağlantı olarak düşünürsen nasıl diyeyim sana? Yani mantık farkı var. Çünkü Emerald Dream'in oluşma sebebi sonuçta Azeroth'tan sonra oluşturulmuş bir alternatif evren gibi. Aslında ortada da çok net şeyler yok hala. Azeroth'un kendi rüyası olabilir. İşte ama Shadowlands'te Ardenwell diye bir yer var. O da orayı, o versiyonu kapsıyor. Yani Emerald Dream'in orada yansıması var. Evet. Evet yani o yansıma ama üst bir yansıma. İşte aynı Shadowlands'in işte bizim üst yansımamız olması gibi kapsayıcı bir evren o da yani. Yani ben hiç o şekilde düşünmedim çünkü öyle yani bir şekil bağlantısı gibi bir şey var orada. Yani aç bırak hatta bakayım. Ama tahminen Shadowlands'le beraber bu farklı diyar mantığına işte Emerald Dream, N'zoth, Nightmare, özellikle Nightmare, Shadowlands, daha Titanik mevzular. Ya tabii şimdi bu arada yani. Tabii o kozmik chart'a bakarsan mesela reality'yi ortaya koyuyor merkezde. Onu Akolon söyledi mesela bu yüzden. Sanki biz her şeyin merkezindeymişiz gibi resmedilmiş ama yani o sadece bizim perspektif olayı işte. Bize göre resmedildiği için öyle gözüküyor. Yani mesela Water'ın, Air'in Shadowlands'e bir katkısı yok. Öyle düşün. Yok. Yani Shadowlands burada da küçük gözüküyor ve alt bir evren gibi gözüküyor ama aslında o Shadowlands daha kapsayıcı bir evren. Yani Titanlar o kadar biliyordu belki. Emerald Dream'in karşılığı değil yani. Titanlar o kadar biliyordu belki. Ha tabii yani perspektif olayı işte. O da ne güzel bahane ya. Titanlar öyle biliyor diyorsun. Ya Titanlar öyle bilmesi değil. Sonuçta düşün yani Titanlar bizim evrenimizin üst varlıkları gibi. Evet. Zaten yani bizim alakalı. Onunla alakalı hani onların yazdığını söylediler gelmiş de ya. Bak Chronicles Titan yazımı deyip doğru değil diyeceğiz galiba en son o haritaya. Yok. Değil tabii canım. Yani hani harita doğru da Titan yapımı değil. Çünkü şöyle bir şey var. Bizim perspektifimize göre kozmik güçleri orada göstermiş. Şöyle düşünün. Yani o da şu açıdan mantıklı. Mesela kendi dünyamızı düşünün. Bizim dünyamıza göre bu dünyayı oluşturan elementler, bu dünyadaki hatta işte gazlar, tozlar falan onu belirleyici. Ama mesela şöyle bir gerçeklik var. İşte yaşam sadece bizim şartlarımızda, bu dünyanın şartlarında oluşabilir diye düşünüyoruz ve ona göre her şeyi, mesela evrende hayat ararken de mesela kendimiz gibi şeyleri arıyoruz. Halbuki farklı ortamlarda farklı yaşam şekilleri oluşmuş olabilir. İşte en güzel örneği şey bunun. Mesela Satürn'ün uydusu var Titan diye. Titan'ın atmosferi aynen işte atmosferi var. Böyle orada da yer şekilleri, dağlar, işte göller, denizler falan var ama oradaki her şey mesela farklı bir madde. Oradaki dağlar su mesela, su katılaşmış buz oradaki dağ. Bizimki gibi kaya değil. Ama aynı şekiller oluşmuş. Aynı denizler var mesela. Metan denizleri var. Metan bizim mesela gerçekliğimizde gaz. Evet, işte onun gibi, yani onun gibi bir perspektif var burada. Yani sonuçta Void'in bize etki edememesi ama orada onun da bir bilinci olması gibi şeyler bu tip böyle bir mantıkla düşünürsek daha bir yerine oturur. Çünkü o işte Shadowlands'ta bir gerçeklik var ama oraya etki edebilmek için ancak öldükten sonra animanla gidip orada bir varlık gösterebiliyorsun. Ya da işte Void'in bize bir şeyler yapabilmesi için bize Old God'ları göndermesi gerekiyor. Bizzat çünkü Void Lord'lar bizim evrenimize geçemiyorlar. Çünkü işte yapısal farklılıklar var. Evren, onların evreni farklı ya da kapsayıcı bir işte farklı bir boyutları var. Onu henüz bilmiyoruz. İşte onu da zaten şeye benzetiyorlar işte en çok. Daha önce de anlatmıştım. Karanlık madde, karanlık enerji işte o mantığa benzetiyorlar. Onun fantastik versiyonu gibi işte anlatılıyor yani mantığı da. Yani o yüzden kozmik haritadaki şeyler çok böyle birebir algılanmamalı bence. Zaten kozmik haritada Burning Legion var. Artık Burning Legion yok. Öyle bakacak olursan. Yani. Değil mi? Ha, var da işte onu şey yapacağız. Ama bak şimdi Demon'lar var ama Burning Legion diye bir oluşum kalmadı düşün yani. Demon'lar var yoksa yani onlar tamamı yok olmadı. Eskisi kadar. Orada sana hep şey bilirim ya, onların hala mallar rollerinde Demon'lar var. Yani işte yeni bir lider çıkıp da Burning Legion'ı yeniden kurdum ben, hadi tekrar temizliğe devam ediyorum demediğince yani orası ucu boş kaldı yani. O da açık kapı. Yani açık kapı olarak kaldı işte. Yani. Hep diyorum ya, tahminen Archimonde'da Kil'jaeden'in durumunu Blizzard'la bilmiyor. İşte Kil'jaeden çok büyük ihtimal tamamen öldü. Archimonde geri geldi mi ya da işte yetişemedi mi trene, onu bilmiyoruz işte. Mesela mitik ve özel sistematik olmayacağının Archimonde kanıtı. Tabii, evet. Yapmadılar. Yok, olmaz. Ben hiç beklemiyorum zaten. Ny'alotha olmayacak mı, emin miyiz yani Miti'ye özel bir sistematik? Yok, Archimonde'da yaparlar daha da. Haksızlık olur. Zaten ya isteseler de yetiştiremezler. Hani toparlayalım da ekleyelim oraya bir şeyler, insanlar sevinsin falan gibi bir şey. Yani zaten olmaz ki yani. Çünkü çok zor yani onları yapmak. Cidden Archimonde'da büyük haksızlık olur. Bir de böyle düşünmek lazım. Evet, yani Archimonde'da yapmadılar. Ve sırf o yüzden hala kararsızlık var falan. Yani. Ha, ne yazık ki. Ne zaman katılıyoruz Legion'a, soru bu. Ben davet gelirse gidiyorum. Legion'ın yeniden kurulması gerekiyor tekrar katılabilmek için. Evet. Legion diye bir oluşum yok. Kurarız adam. Sen niye buluyorsun? Yo, ben söyledim şeye. Yap elleme diye. Neyse. Mutluyum ben Legion'ımla arkadaşım. Bak, Old God'ları çıkarın, Legion'ı bana gelelim. Bu kadar iddialı söylüyorum. Olur, neden olmasın? Q&A session'da sonlandırıyorum. Niye? Peki o zaman.